Mu bu başvuru üçüncü kez aday olmaz, olamaz diyorlar dendiğinde MHP'li Fethi Yıldız dedi ki bunları geçin, bunlar ciddiyetsiz konular. Efendim siz hukukçusunuz, bunları geçelim mi? Bunlar çok ciddiyetsiz konular mı? Efendim, bu ülkede anayasal konular ciddiyetsiz konular ise acaba ciddi olan konular hangileridir? Çünkü anayasamıza göre madde 11 anayasa kuralları herkesi bağlayan yani yasama, yürütme ve yargı organları ile gerçek ve tüzel kişileri bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Üstün hukuk kuralları yani bunun üzerinde başka bir kural yoktur. Şimdi bunlar önemsiz ise neyi önemli kabul edeceğiz? Doğrusu sayın konuşmacının o cevabını çok yadırgadım. Anayasaya uygun değil her şeyden önce. Kanaatimce siyasi nezakette de pek uygun değil. Öyle düşünüyorum. Peki anayasamız ne diyor Sayın Kamalak? Erdoğan diyor ki ben üçüncü kez aday olmuyorum zaten. Biz sıfırladık geçiş sisteminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde. Dolayısıyla ikinci kez adayım diyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu açıklama anayasaya uygun mu? Efendim, şöyle yapalım Buyurun. isterseniz. Sıradan bir ilkokul çocuğuna mesela okumasını yazmasını öğrenmiş olan ilkokul çocuğuna 3. sınıf olabilir, 4. sınıfta olabilir. Şu evladım şu cümleden ne anlıyorsun diye Evet. soralım. Nedir o? Diyor ki anayasa 101. maddesinin 2. fıkrasında Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Burada ne anlıyorsunuz diye bir ilkokul öğrencisine soralım. Bundan sonra da bir hukukçuya soralım. Ne anlama geliyor bu diye. Evet. Kanaatimce ilkokul öğrencisinin cevabı ile hukuk profesörünün cevabı arasında bir değişiklik olmayacaktır. Yani çünkü gayet açık. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Şimdi bunlar önemsiz diyen üçüncü aşamada da o değerli milletvekilimize soralım. Arkadaş, bu madde yürürlükte mi değil mi? Evet. Anayasanın bu hükmü yürürlükte mi değil mi? Size de sorayım ben izninizle. Yürürlükte mi değil mi? Yürürlükte diyeceksiniz. Tabii ki. Anlaşılmayan bir tarafı var mı? Yok. Anlaşılmayan bir tarafı yok. Peki kafalar şöyle karışabilir mi Sayın Kamalak? Yani şu söylem, ben zaten ikinci kere aday oluyorum. İlk Cumhurbaşkanlığı dönemimde parlamenter sistem vardı. Biz onu sıfırladık birden. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Ben orada yeniden birinci Cumhurbaşkanı oldum. Efendim buna neye dayanarak ama bunu diyebilmesi için hayır bu madde yürürlükte değil demesi Tabii lazım ki, değil mi? veya bir geçici madde Evet, göstermesi lazım. evet. Bu cümleyi bertaraf edecek olan, etkisiz kılacak olan bir anayasa maddesi göstermesi lazım. Bak tekrar ediyorum. Bir Evet. kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Arkadaş, sen kaç defa seçildin? 2 defa. Onu sıfırladım diyorsun. Neye göre, neye dayanarak söylüyorsun bunu? Anayasal bir hüküm var mı? Efendim, burada da anayasanın 6. maddesinin 3. fıkrasına gidebiliriz. Orada da deniyor ki hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan Evet.
bir devlet yetkisi kullanamaz. Bakın. Efendim sıfırladım falan. Ertan Yolaç vardı. Allah rahmet eylesin. Evet hayır yarışmasını hatırlayacaksınız tabii belki. Ki, tabii ki. Orada efendim izleyiciler, yarışmacılar evet hayır derken efendim Yolaç Bey bir şekilde evet hayır dedi de biliyordu ama sayılmaz mı diyordu. Zil sesinden önce diyordu. Yani ona bir kılıf buluyordu. Zil Evet. sesinden önce diyordu. Şimdi sanıyorum bunlar efendim başkanlık sistemine geçişinden önce demeye getiriyor ama kaynağı ne bunun? Evet. O Ertan Bey zil sesini esas alıyordu. Kendi sesini. Burada da hiç değilse ona benzer bir gerekçenin olması lazım. Ama yok. Anayasal bir öyle bir dayanak durum. Yok. Evet. Yok tabii yok. Sayın Kamalak şimdi Yüksek Seçim Bak, Kurulu'na... Anayasa diyor ki, bak diyor ki buradaki cümleyi de ben hatırlatayım Buyurun. Değerli hukukçularımıza. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Bu da gayet açık. Çok önemli hem de. Ha, dediğimiz gibi şu cümle yürürlük anayasanın ikinci 101. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi. Bir kimse en fazla şu veya bu dönemde değil, şu veya bu dönemde değil, bu anayasa yürürlükte olduğu sürece en fazla iki defa cumhur